Eski Ülkü Ocakları Başkanı Aldemir Canlı yayında söyledi. Kasetler var ölürsem yayınlanacak. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Alaattin Aldemir Canlı yayında bizi konuşmak zorunda bırakmasınlar. Benim başıma bir iş gelirse diye iki yıl önceden çektiğim kasetler var. Ölürsem bunlar yayınlanacak dedi. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor. Olayla ilgili MHP'nin sessiz kalıp üstü kapalı açıklamalar yapması gündemin konuşulan başlıklarından biri oldu. Tele bir canlı yayınında cinayetteki mafya siyaset polis üçgeni nasıl işledi? Sorusuna Aldemir şu yanıtı verdi. Türkiye toplumu psikolojik bir harekata tabi tutuluyor. Propaganda metotlarından biridir bu. Korkutursunuz, sindirirsiniz, pusturursunuz, konuşturamaz hale getirirsiniz. Ondan sonra da ya ne yaparsak yapalım sistem değişmeyecek, sandığa gitmeyelim dedirtirsiniz. Temel hedef bu. Bu psikolojik harekatın bir uzantısını bugün Devlet Bahçeli'nin konuşmasında gördük. Burada psikolojik bir hareket çekiliyor. MHP'deki bazı ülküdaşlarım, davamıza zarar veriyorsun diyor. Kardeşim ben davanıza zarar vermiyorum, davanızı savunmak bana düşüyor davanıza sahip çıkacaksanız, içinizde kirli insanlar varsa bunları kusun artık. Aldemir Sayın Bahçeli benim kadar ülkücü harekete hizmetin mi var? Ben silah yakalatmadım ama silahtan ceza aldım. Senin arabanda göl başında makineli tüfekler yakalandı ifade vermedin. Bizi konuşmak zorunda bırakmasınlar. Benim başıma bir iş gelirse diye iki yıl önceden çektiğim kasetler var. Ölürsem bunlar yayınlanacak. Türk eşin Alparslan Türk eşkime ne dediği ortaya çıkacak o zaman. ifadelerini kullandı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.